Üf, GTA 6 duyursalar ya bugün. GTA 6 duyursalar ya. Super Rose dediği Marvel 2'dir ya. Şey, Spider-Man 2'dir. Dur şu ekranı Kojima'nın anan tweetini de açalım da. Kojima anan. Wow, hey, kimmiş bu analar? GTA 6. Çok iyi olur. GTA 6'dan 05 salise bir logo gelir, coşar herkes. Ya bir şey söyleyeyim mi? Yalan olmasın. GTA 6 geliyor. Konfirm edilsin, ben de coşarım. GTA 6 geliyor. Yani bak bir şey söyleyeyim mi? Bak. Bak ben bugün bak. Logo görünce gaza gelmeye ben bozuluyorum, evet. Ama GTA 6 geliyor densin. Hoppa olurum ben de. Onu söyleyeyim. GTA bir kültürdür aga. Yani derim ki oh be. En azından confirmed. Confirmed derim, rahatlarım yani. Rahatlarım yani. Bir keyfim gelir yani. Bully mi? Ne diyor reis burada? Vallahi anamıza küfür etmiş arkadaşlar, ben de anlamadım. Ben de anlamadım, anamıza küfür etmiş herhalde arkadaşlar. Anamıza küfür ediyor arkadaşlar. Bugün Elder Scrolls'dan falan hiçbir şey çıkmaz. Çünkü onları Xbox satın aldı. Bugün Skyrim, Kukayrim, Kikayrim, bu yani Xbox'ın satın aldığı şirketlerden herhangi bir şey beklemeyin. Bugün çıkıp çıkabilecek en büyük title GTA 6. Öte yandan yani şimdi şöyle bir şey var. Rockstar bu duyuruyu gerçekten PlayStation'a ekskluzif yapar mı yapmaz mı? Onun dışında bugün God of War 2'den bir şeyler görürüz. Spider-Man 2'yi ben kesinlikle bekliyorum. Hatta yani Spider-Man 2 franchise'ını biraz genişlettiklerine de dair bir iki bir şey de olabilir. Dimensions falan filan girebilirler yani. GTA remake'leri mesela confirmed değildi, duyuruyu da hatırlarsanız. Onların confirmed gelmesi lazım. Abi GTA 6'da sence GTA 5'ten çok daha farklı ne yapabilirler? Semi, yani şöyle Rockstar zaten bu konuda çok başarılı bir video var kardeşim. Rockstar's Game Design is Outdated diye çok başarılı bir video. Ben de bu arada yani Red Dead Redemption ilk çıktığında bakın şöyle böyle falan diye böyle anlattım. Bu adam kadar iyi anlatamadım. Bazen şeyi bilirsin görürsün ya, ulan aynı şeyi düşünüyorum, bak bu herif benden 10 kat iyi anlatmış. Bakın bu adam benim Red Dead Redemption 2'ye biraz da neden gıcık olduğumu falan çok iyi anlatmıştı 2018 senesinde çektiği bu videoyla. 8,8 milyon da izlenmiş. İnternet kültürünün bir parçası haline geldi. Hatta biz Barkın'la bir bölüm yapacaktık. Amerikalılar game design yapamıyor diye. Rockstar aslında eski oyunlarının üstüne çok bir şey koymuyor hiç. Ne yapıyor? Teknoloji geliştiriyor. Teknoloji geliştirmesi yetiyor. Yani teknolojiyi geliştirmesi de hiç kötü bir şey değil. Yani şunu söyleyeceğim. GTA 5'te sokakta yürüyen bir adama bir yumruk atıyorsun. Şu anda başka hiçbir oyunda sokaktaki adama böyle yumruk attığında devrilmesi, animasyonu, o hani tam yumruğun tam çeneye oturma anı, darbeyi aldığı yere göre yumulup düşmesi başka hiçbir oyunda yok. Yani Red Dead Redemption 2'de var, bir de GTA 5'te var. Yani bu adamlar mühendislikle kazanıyorlar. O yüzden GTA 6'nın duyurulması beni şu açıdan tatmin eder. Ha derim, Rockstar yeni bir motor çıkarıyor. Bakalım bu motorun üstüne neler gelecek ondan sonra. Rockstar benim için bir teknoloji şirketi artık. Benim kafamda teknoloji şirketi yani. O yüzden görmek istiyorum neler yapacaklarını. Yoksa artık şeyden merak etmiyorum.
Bakalım hangi çeteci olacağız ve insanların kafalarına otoimle kilitlenip ateş edeceğiz ve 10 saat içerisinde oyun bitecek falan. O eskisi artık ya, ben bir GTA oyunu, bir GTA hikayesi peşinde değilim. Merak etmiyorum açıkçası onu artık. Yeni çıkacak Saints Row'u ben mesela GTA'dan daha çok merak ediyorum hikaye olarak. Anladınız mı? Ama herifler mühendislik konusunda eşleri benzerleri yok. Açık açık konuşalım. Yani bugün GTA 5'i şurada yüksek rezolüsyonlara alsam piyasadaki bir sürü oyundan daha iyi gözüküyor. Neredeyse 10 senelik oyun GTA 5. Kaç senelik oyun GTA 5? 2013. Yani 8 yıllık oyundur arkadaşlar bu. Yani bu herifler mühendislikte çok iyiler. Teknikte çok iyiler. Görsel olarak çok başarılılar. Yani Red Dead Redemption 2 RTX teknolojisi kullanmadan RTX varmış derecesinde başarılı ışık efektleri yaptılar. Sen Deni'nin gece manzarası kadar güzel manzara hangi oyunda gördünüz bugüne kadar? Yani ben bunları biraz övmek lazım yani. O yüzden ben bunları biraz şey gibi düşünüyorum. Ne diyeyim? Yani çok insanın gözüne, kulağına ve immersion hissine, yani ben oyunun içerisindeyim, oyunun içerisinin bir parçasıyım diye hissettiğin oyunları en iyi Rockstar yapıyor piyasada. En iyi Rockstar yapıyor. Bugün Red Dead Redemption'da Arthur'la çayırda yürümek, başka hiçbir oyunda böyle bir keyif yok. Bugün GTA 5'teki gibi bir araba kazası yaptığında, birisine çarptığında onun ragdollanması, devrilmesi falan. Yani daha millet 2021 yılında ragdoll'u çözemedi. GTA 10 sene önce çözdü, kapattı o işleri. Rockstar o yüzden, özetle çok uzattım ama kafanızda da canlansın diye uzattım birazcık. Rockstar bir teknoloji şirketidir. Çok da iyi teknoloji geliştirir. GTA 6 ile sonuçta yeni bir motor, yeni bir şehir göreceğiz. Bir de GTA 6 ile ilgili bilmiyorum hiç şeylere baktınız mı? Sızıntılara baktınız mı? Açık dünyası çok geniş, şehir çok geniş ve denizlerin çok geniş olduğu şey gibi, böyle işte Küba gibi bir ada. Arada okyanus, okyanusun içinde bir hayat. Arada da şey olacak, ormanlar, bataklıklar. Ondan sonra da Florida gibi bir şehir olacak. Çok büyük bir harita üzerinde çalıştıklarına dair dedikodular dönüyor. Zaten yapsa bunlar yapar onu. Bak hatta sızmıştı, birkaç tane göstereyim size. Bunlar değil. Bu değil, bu da değil. Ya da bu belki de, ama değil, yok. Çok iki parçalı bir haritaydı. Yani şey gibi, ha, şöyle bir şey hatırlıyorum ben işte. Benim gördüğüm sızıntıyı bulamadım. Böyle tek büyük Skyrim kıtası gibi bir şey değildi benim gördüğüm. Çok daha akla gelen. Dur bir dakika. Onu gören var mı başka, o leakleri? Ben takip ettim onu bir tek. Şeydi yani. Hiç bunlar değil vallahi, şimdi kafanızı karıştırmayayım. Okey. Şey bir harita tasarladıklarını hatırlıyorum ben çünkü. Yani o kadar geniş bir dünyası var ki artık, hani mesela kaçakçılık yapacaksın, onun bir macerası var falan gibi bir şeyler yapıyordu. Bakalım çıkarlarsa çok güzel olacak. Matrix fragmanındaki müzik Jefferson Airplane White Rabbit. CS sunumda Resident Evil 8 Lady Dimitrescu'nun gençliğini oynadığımız DLC gelse oynar mıyız? Oynarız. CS bu Sony PlayStation taşlı logo işi hep o pilav vakasından sonra oldu. Pilavı elle yediler, karakteri değişti Japonların. Ha, bugün öyle bir video dönüyordu ama bakmadım valla. Berkay Bör 1 yıl 3. ayına girmiş, hoş geldin. Başlıyor mu? Yok lan, başlamıyor 11'de. Ama bir alt tab yapayım bakayım. Kardeşim niye yalan söylüyorsun? Utanmıyor musun? Utanmadınız mı? Bu arada yani ilginç bir şey söyleyeceğim size ama God of War 2'yi duyurana kadar God of War 1'e bir DLC de duyurabilirlerdi. God of War 2, God of War 1'den çok sonra hızlı geliyor bence. O bana ilginç geliyor yani. CS Twitch profiline bir gireyim dedim de partnerlik falan hep gitmiş. Büşra'cığım ikinci senemize girdik ya. Yani gider tabii. Kardo.
Bir de partnerliğin gittiği aslında çok belli değil mi? Yok yok. Öncekiler gibi değil, bu başka. Şey. Arkadaşlar, showcase bu. State of play değil. State of play'lerde kurt kuş gösterip saldılar bizi. Zaten iki tane state of play oldu, ondan sonra izlemedik. Bu state of play değil. Bu şey. Senede bir yapıyoruz, E3'ü kaçırdık, şovumuzu yapacağız. Ama ya hani öyle duyurdular. İnşallah şovlarını yaparlar. Arka plan falan bile kalmamış. Aga, ha onları ben kaldırdım Büşra. Logomu, arka planımı, bilmem ne mi full kaldırdım. Yani Twitch platformunu terk ettiğimiz belli olsun diye. Hazar 9. ayına girmiş. Hoş geldin. Ya RDR'de hiç değilse avcılık kamp falan var. Bu GTA'da ya millete sataşacaksın ya da senaryo peşinde koşacaksın. Gram heyecanlandırmıyor beni GTA. Valla çok ilginç bir şey söyleyeyim mi size? GTA 4'ün çıktığı tarih ne? 2000 kaçla bu? Gözümde görmüyor evladım. 2008. Ha. Şey. 2008 yılında ben üniversitedeyim. Üniversite sona yakınım yani. Şeyim böyle. Şu an varsa böyle üniversite sonlara yakın arkadaşlarınızda, üniversite sonu çok heyecanlı bir dönem. İnsan şey oluyor. Ya acaba iş bulabilecek miyim yoksa yanarak ölecek miyim? Ama bir yandan da yaparım ya aslında filan gibi bir dönem. O dönem GTA 4'ü oynuyorum. GTA 4'ü oynadım. Bitti GTA 4 mesela, tamam mı? Bir dakika, chatte birisi kimonoma laf etmiş. Babamın kimonosu temalı tweet. Ne, babamın kimonosu temalı tweet'i bilmiyorum. Çok söylediniz bugün. Ne bu? Babam köyden Tokyo'ya geliyor. Yere minder koyup oturtuyorsun. Kimonosun içine bir şey giymemiş. Oturup kalkarken amı görünüyor babanın. Am yaptırmış. Yani yani aa, çizmişler bir de bunu falan. Bu nasıl bir hikaye lan? Bu ne kadar ne kadar absürt hikaye. İlk kez okudum ben bunu, saçma sapan. Çizim de daha komikti bu arada. Neyse. Evet. Nereden geldi insanlar gerçekten aklına ya? Ben kimin almıştım, bir kere bile giyemedim. Dışarıda arkadaşlarım dalga geçiyor. Yaptırmışsın diye. Allah Allah. Ama neyse, ben kimonomu giyerim. Sıkıntı yaşayan varsa da gelip bakabilir. Yiğidin malı meydanda olur kardeşim. Al, toksik erkekliğimle çözdüm konuyu. Ben de içime bir şey sokmadan gelirim. Şey koy, takmadan gelirim yani. Neyse. Şey ne diyecektim? Sistem kapatıyor kendini yavaş yavaş. Ha. Şeyi fark ettim. 2008 senesinde oynuyorum GTA 4'ü. Oynadım falan. Tamam, ana senaryo bitti. Ana senaryo bitti. Açıyorum oyunu. Ulan şehirde geziyorum. Şehir bomboş. O noktada şeyi fark ettim. İşte sonradan Rockstar'ın başına çok büyük bela olacak ve hala benim çok şikayet ettiğim bir konuyu. Geziyorum şehirde. Mesela belli saatlerde belli işletmeler geliyor, açılıyor, insanlar geliyor, oralardan alışverişler yapıyorlar. Belli yerlerde belli saatlerde işte insanlar çıkıyor, tai chi yapıyorlar, çalışıyorlar, işlerine gidiyorlar. Yani GTA 4'ü yaparken Liberty City'yi adamlar çok gerçekçi yapmışlar, ama öyle şey anlamında söylemiyorum. Görsel olarak gerçekçi yapmak değil. Yani gerçekten işleyen bir şehir yapmışlar. Gariban mahallesine gidiyorsun, önünde soygun oluyor, polis birilerini tutukluyor. Zengin mahallesine çıkıyorsun, böyle yaşlılar tai chi yapıyorlar. Yani o şehir yaşıyor. O şehrin sokaklarında yürüdüğün zaman gerçekten bir şehrin sokaklarında yürüyormuşsun gibi hissediyorsun. Şehir senin hırsızlık, soygun yapmandan, birileriyle aksiyona girmenden bağımsız olarak da yaşıyor. O zaman da demiştim ki ulan yani ne kadar saçma. Siz böyle bir oyun yapmışsınız buraya. Ve bu oyun yaşıyor. Ve aptal ana öykü bitince, yani nispeten iyi de ana öykü, ama neyse, ana öykü bitince bu şehirde başka bir şey yapamıyor muyuz yani?
Ulan biraz kafanız sandbox çalışsın ya. Yani arkadaşlar, ve Rockstar'ın kafası o kadar çalışmıyor ki bu konuda. Daha sonra bunu GTA 5'te yapamadılar. Daha sonra bunu Red Dead Redemption 2'de yapamadılar. Arkadaş Red Dead Redemption 2'de daha da çeteyiz, çete çete ya. Yani şu San Andreas'taki sokakta giderken iki kişiyi çağırdın, arabaya atladın, herifleri oraya koydun, çatışmaya girdin, gittin mahallelerin kontrolünü aldın, oradan biriktirdiğin parayla arabanı upgrade ettin, bilmem ne yaptın. Yani San Andreas'ın içinde bir şeyler yapıyordun ve içinde bulunduğun dünyayı değiştirebiliyordun ya. Adamlar bunu bundan sonraki oyunlarında o kadar yapamadılar ki. Ulan. Yani Red Dead Redemption 2'de çeteyiz ya. Ulan şu çeteye mesela bir adam katamıyoruz mesela, anladın mı? İki kişiye para verip gel benimle banka soy diyemiyoruz. Veyahut da mesela base'te sürekli bir takım ihtiyaçlar oluyor. Şeyi fark ettiniz değil mi? Base'teki ihtiyaçlar hiçbir şey değiştirmiyor. Base'e bir takım ihtiyaçlarını sağlamazsan base'te kimsenin hiçbir şey eksilmiyor. Base'in bir takım ihtiyaçlarını sağlarsan da base'in bazı raflarına mal koyuyorlar. Ama onları da senin getirdiğin mal karşılığında koyuyorlar. Yani ben gidip o malları başka bir yerde de bulabilirim. Hani bir upgrade yapamıyorum. Ben dünyayı yönetemiyorum. Dünyayı değiştiremiyorum. Bunu bir türlü kafalarında kuramıyorlar. Neyse, daha iyi anlamak isteyen varsa Nate Jake'in videosunu izlesin. Zaten dediğim gibi herif benden çok daha güzel anlatmış mevzuyu. Çok da hoşuma gitti video. Öyle. İnşallah artık bir noktada oyun yapabilirler. Yani Rockstar biraz da oyun yapabilse. Koştuk koştuk gittik vurduk. Tamam, bunlar satıyor ve dünyanın en çok satan oyunusun bu arada. Yani şunu da söyleyeyim. İhtiyaçları var mı? Yok. İhtiyaçları hiç yok. GTA 5 dünyanın en çok satan oyunu bugün hala. Ama yani biz de oyuncuyuz aga, istiyorum yani. Bir de biraz daha oyun yap yani bunu. Oyundan kastım şu yani. Trevor, Mirror, Craver diye 3 tane karakter yap. Bir de yanına random bir karakter ver bana. Ben onun hikayesini kendim çözeyim. Çeteci olmak istiyorsam çeteci olayım. Bilmem neci olmak istiyorsam bilmem neci olayım. Yahu millet GTA 5'te RP serverları kurdu. Kendi yaşamak istediği şeyi yaşayabilmek için. Bunu Rockstar kendisi sunmuyor ama. Anladınız mı? Yani artık ihtiyaçtan ve istekten millet oyunu modlayıp GTA RP sunucuları kurdu. Globalde yerelde çok insan oynuyor. Adam polis hikayesi oynamak istiyor abi ve oynuyor GTA RP açıp mesela. Yani bunu şeyin sunamıyor olması, Rockstar'ın sunamıyor olması ve bunu modcuların yapabiliyor olması beni çok şaşırtıyor. Biraz bu konuda Bethesda gibiler yani. Oyuncuların istediği ve talep ettiği şey belli. Ulan sen dünyanın en çok kazanan oyun şirketisin. Tut oradan bir 15 kişiyi, 500 kişiyi çalışsınlar, çıkarsınlar. Bir senede bir update geç yani. Ne bileyim. Sevgili YouTube, bu arada sizler de kanala abone olmayı unutmayın. Öptük gözlerden, görüşürüz. Hadi bay bay.